Merhaba, ben klinik atletik fizyoterapisti Elif Tutkun. Bugün size ayak bileği yaralanmalarından bahsedeceğim. Ayak bileği yaralanmaları kimlerde daha çok görülür, hangi durumlarda daha çok görülür ve bunlarla nasıl baş edebiliriz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ayak bileği eklemine göz atalım. Ayak bileği eklemi bacağımızı ve ayağımızı birbirine bağlayan yapıdır. Ayak bileğine belirli hareketleri sağlar bu yapı. Dış kısmında ve iç kısmında bağlar bulunur. Genellikle içe ve dışa olan kontrolsüz ya da ani hareketlerimizde ayak bileği burkulmaları yaşayabiliriz. Ayak bileği burkulmaları neden önemlidir? Eğer bu bağların iyileşme aşamasında yeterli tedaviyi görmezseniz ve tedavi tamamlanmazsa ayak bileği yaralanmalarınız tekrarlayabilir. Ayak bileği yaralanmalarında kas kuvvetiniz ve ayağınızın çevresindeki kas dengesi önemlidir. Yaralanmanız uzun sürdüyse ayak bileği kaslarınızda dengesizlik veya zayıflık gelişmiş olabilir. Ağrı şikayetleriniz azaldıktan sonra ayak kuvvetinin dengesini sağlamak önemlidir. Ayak bileğini kuvvetlendirmek için örnek bir egzersiz olarak ayak bileği çevresi kuvvetlendirme. Dışa doğru açıyoruz. Dizlerimiz mümkün olduğunca sabitken ayak bileklerini bilekten çeviriyoruz. Bu da diğer egzersizimiz. Ters açıdaki kasları çalıştırmak için yine kendiniz uygulayabileceğiniz bu egzersizi terabant yardımıyla yapabiliriz. Çek bu tarafa, bırak. Ayak bileğinin normal hareketliliği için kendi hareket açıklığını kazanması gerekir. Ayak mobilite çalışması olarak bir egzersiz örneği. Bu şekilde parmaklarımızı biraz yükseltebiliriz belirli durumlarda. Dizimizi duvara doğru götürürken topuk yerde ayak bileğimizin açısını bu şekilde çalışabiliriz. Bu egzersizi kendiniz uygulamanız gerekirse ayak parmaklarınızın ucuna bir havlu yardımıyla kendiniz uygulayabilirsiniz. Ayak mobilitenizi geliştirebilirsiniz. Yine ayak bileği çevresi için kuvvetlendirme egzersizlerimizden birisi olan topuk yükseltme egzersizimiz. Düz bir zeminde ya da yüksek bir yerde yapabilirsiniz. Bu şekilde durduktan sonra parmak ucumuza çıkıyoruz. Topuklar içeri dönmüyor. Sonra yavaşça topukları alçaltıyoruz. Ayak bileği stabilite örneklerine de bir tane örnek gösterelim. Buradaki yumuşak bir zemin üzerine sıçramayla birlikte stabiliteyi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Bu egzersiz biraz ileri seviye olduğu için kontrol yapmak gerekebilir. Tek ayağınla süngere doğru sıçrıyorsun. Ayak bileği yaralanmalarınız birkaç hafta içerisinde iyileşme gösterebilir. Fakat tam iyileşmemesi durumunda bu yaralanmalar tekrarlayıp kronik hale gelebilir. Ayak bileği yaralanmalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz ve bir yardıma ihtiyaç duyarsanız her zaman yanınızdayız.